ki Canberk Öztaraç, İzmir Karşıyaka. Hayat burada başladı, burada devam ediyor. Ta ki Amerika'ya gidene kadar. Şu an için Amerika'da eğitmenlik yapıyorum ama 7 senedir fitness sektörünün içindeyim. Daha öncesinde bir atletizm ve futbol kariyeri var. Şu an için tamamen pilates, crossfit, fonksiyonel antrenman, birebir özel antrenman ve grup antrenmanları olmak üzere Amerika'da eğitmenlik kariyerime devam ediyorum. Ben olaya başladığım zaman, yani bu spor olayına başladığım zaman, ilk atletizmle başladım zaten 5 yaşında. Atletizmin önemi benim için çok büyük. O yüzden herhangi bir üyem olduğu zaman, bu sporcu da olabilir, sedanter, yaşlı bir birey de olabilir. Muhakkak. İlla koşmasına da gerek yok aslında bu anlamda. Yaşlı bir üyeme yürüyüş olarak da önerebiliyorum ama bir sporcu üyeme, genç olabilir veya profesyonel olabilir. Muhakkak onu zorlayıcı, onu biraz daha üst seviyeye çıkarıcı, bu ne olacak bu anlamda? Atletik performans, atletik sınırı olan muhakkak koşu antrenmanlarını koymaya çalışıyorum. Seviyorum çünkü bu da etkisi çok güzel oluyor bu anlamda. Bu aslında bayağı detaylı bir soru, uzun ben cevap vereyim. Hızlı yürüyen aslında herkes bence koşucu olarak nitelendirebilirim. İlla aslında koşmasına da gerek yok. Başta bebeklerden örnek vereyim. Emeklemeyle başlıyoruz hayata. Ondan sonra yavaş yavaş hızlı yürüme, yavaş yavaş bakıyorsun koşmaya. Yani işte İzmir'deyiz şu an, sahildeyiz. Ben hatırlıyorum ilk başta burada çıktığım zaman küçükken, koşacağım işte, herkes bakıyorum koşuyor. Ben de koşacağım diyordum. İlk gün koştum işte 1 kilometre falan koştum. Baba dedim, 1 kilometre koştum falan. Aferin oğlum, iyi dedi. Ondan sonra baktım, konuşuyorum diğer futbolcu abilerle. Diyor işte, biz diyor, sezon başında diyor 10 kilometre koşuyoruz, 12 kilometre koşuyoruz. Ben bunu duyunca tabii bir yıkıldım. Sonra tabii bu artmaya başladı vesaire. Futbol antrenmanlarındayken koşuyorduk. Sonra futbol falan bitti. Tabii insanlarla koşmaya başladık. Herkes koşmaya başladı. Bakıyorsun aynı şekilde, kendin gibi görüyorsun. Kimisi 1 kilometre koşuyor, yoruluyor. Ama önümüzdeki hafta 1,5 kilometre koşuyor. İşte bir ay sonra 2 kilometre koşuyor. Herkes koşu sınırını arttırmaya başlıyor. Ama nasıl? İşte herkes çalışıyor, bir gayret gösteriyor. Bir süre sonra ne oluyor? İşte ya hocam, bu hafta işte şurada yarış varmış, 5 kilometre koşar mıyım? Bence koşarsın. Koşuyor. İşte belki 6 ay sonra bir koşu daha çıkıyor. Hocam diyor 10 kilometre koşar mıyım? Bence koşarsın. Ama ne yapıyorlar? Tabii çalışıyorlar hep. İşte biz beraber koşuyoruz, kendi koşuyor. İşte onun dışında fitness antrenmanlarıyla bunu destekliyor. Yarım maraton koşan oluyor. Artık yurt dışına çıkıp işte tam maratonlara, 42K'ya katılan oluyor. Yani demek ki aslında herkes bir kendi içinde bir potansiyel bir koşucu. Tek yapması gereken bir çaba gösterecek, bir çalışacak. İşte 1-2 yapmaya çalışacak, 2-5 yapmaya çalışacak. Böyle bence herkes potansiyel, evet, koşucu. Yani atletizm antrenman olarak geçer zaten. Bu atletik performans, dediğim gibi ilk sorumuzda da konuşmuştuk. Atletik performans çok önemli. Tabii bu sedanter bir insanda o kadar üst düzeyde olmasa da bence sedanter insanın da bir atletik performansı olması lazım. Ama tabii ki sporculardan bahsedersek güncel sporlardan bahsedeyim. İşte voleybol, handbol, futbol, basketbol, artık işte tenis. Ya bunların hepsinde bir koşma sporu, yani işin içinde bir koşu aktivitesi, bir atletik performansı oluyor. Sen sporcunun eğer atletik performans ortamını yaratmazsan, onu atletik olarak yukarı seviyelere çekmezsen, ki bu nasıldır? İşte kuvvet antrenmanlarını da bunun içine dahil ederiz. Tabii ki onu bir aerobik, anaerobik olarak çalıştırmazsan, sporcunun da müsabaka sırasındaki performansını yüksek seviyeye çekemez. O yüzden bir futbolcunun, bir basketçinin, ki çalışıyoruz bunlarla, yani görüyoruz da, atletik seviyede koşu performansını arttırdığın zaman, koşu düzeyini arttırdığın zaman, seviyesini arttırdığın zaman sporcunun her düzeydeki performansı arttırıyor. O yüzden muhakkak profesyonel sporcuysan, bu isterse judocu olsun, isterse bence golfçü olsun, hiç fark etmez. Muhakkak atletik antrenman, koşu antrenmanı yapmak zorunda. Peki.